Enfes Mutfak kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere pankek tarifi ile geldim. Pamuk gibi yumuşacık pankekler yapmak isterseniz bu tarifi deneyebilirsiniz rahatlıkla. Ekranda görüyorsunuz. Çok güzel, pamuk gibi yumuşacık oldu. Yapımı oldukça kolay, hem de az malzemeli bir tarif. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle uygun bir kabımın içerisine 2 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve şimdi birazcık çırpacağım. Yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra üzerine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Yağ oranımız da oldukça az gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve 1 su bardağı dolusu süt ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 ml. Tekrar çırpıyorum. Şimdi 1 su bardağı dolusu da unu ekliyorum. Üzerine 1 çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Üzerine tekrar 2 yemek kaşığı un daha ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana dek güzelce çırpıyorum. Pankekimizin güzel olması için arkadaşlar bu kısmı önemlidir. Lütfen çok güzel çırpmamız gerekiyor. Pürüzsüz, akışkan bir halde olması gerekiyor mutlaka. Bakın pürüzsüz olana dek çırptım. Kıvamı ve görüntüsü gayet hoş oldu. Şimdi bir dağıtıcı şişesine boşalttım ben hazırlamış olduğum hamuru. Tavayı yağlamıyorum. Bu şekilde yanmaz yapışmaz bir tava kullanmanız gerekiyor mutlaka. Tavayı ocağa aldım hemen. Birazcık ısıttım. Ve bu şekilde porsiyonluyorum. Sizler de elinizde böyle bir şişe veya aparat yok ise kepçe ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Göz göz olup kabardıktan sonra ters yüz yapacağız. Bakın kabarmaya başladı. Göz göz üzeri böyle delik delik olmaya başladı. Şimdi ters tarafını çeviriyorum. Pankeklerimizi pişirirken kesinlikle başından ayrılmayalım arkadaşlar. Çünkü hemen yanabilir. Alt yüzü de pişen pankeklerimi tabağıma alıyorum. Aynı işlemi hamurun bitene dek uyguluyorum. Buradan biraz yakın çekim yaptım. Üzerinin nasıl böyle delik delik olup kabardığını görmeniz için. Ve servise hazır artık pankeklerim.
Ben reçel ve çikolata ile servis ettim. Sizler de dilerseniz bu şekilde veya bal ile de servis edebilirsiniz. Şöyle yumuşaklığını da sizlere göstermek istiyorum. Yapacak arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Zil butonunu açarak paylaşımlarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz ve kanalımda görmek istediğiniz tarifleri yorum kısmında yazarsanız ben de sizlere elimden geldiğince o tarifleri yayınlamaya çalışırım arkadaşlar. Bu beni çok memnun eder açıkçası. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Hoşça kalın.